Ne kadar ceza çıktı biliyor musunuz? 2500 lira. Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Uzun bir zamandır video çekemiyorduk. Çünkü karavanımız biliyorsunuz arkadaşlar boya oluyordu. Bununla ilgili detayları, bilgileri aktaracağım size. Vallahi iki gündür sanayilerde uğraşıyoruz Yusuf'la beraber. Hem yeğenim hem adaşım. Onunla beraber sanayi koşturuyoruz. Buradan Ahmet abime, Şükrü abime, yeğenim Ahmet'e çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar herkese merhaba. Daha çok görsellerin olduğu muhteşem bir video ve neler yaptık aracımıza, boya sonrası nasıl oldu ve ne kadara mal oldu, tüm bilgilerin yer aldığı videomuza başlıyoruz bilseyler. Evet, bu görüntüler Van Aykut beni aradı. Abi aracım tamam dedi, gittim aldım. Aldıktan sonra çekmiş olduğum video. Antalya'da Erenler Öko Sanayi, orası modern sanayi olarak geçiyor. Elektrik tesisat kontrolü yapılıyor. Elektrik tesisatta ne yapılıyor? Sinyaller, farlar, bağlı çalışmayan sinyallerin uzaktır, çalışmıyordu. Onların kontrolü yapılıyor. Yani muayene yazdığı için gerekli onlar. Sağ arka topu açılıyordu. Onu arkadaş yapıyor. Elektriksel bir sorun vardı. Silecekler çalışmıyordu. Silecekler çalışıyordu ama su altındaydı ve kötüydü. Çıkma iki tane silecek aldım. Onlar satılıyordu. Toplamda 100 liraya. Onların işleri yapılırken ben de bu sırada aracın etrafında dönüyorum. Bu araç da İsmail abinin babası, Fikret amcamızın almış olduğu. Anlattığı kadarıyla 1987 5 ileri. Çok kaliteli bir Ford kamyonet. Orada yine kenarda atılmış bir motosiklet. Hem karavan sever hem araç sever insan olarak. Arabalara çok düşkünüm. Arabalara dedi, klasik arabalara, eski arabalara çok ulaşmayı seviyorum. O yüzden orada gördüğümde size paylaşmak istedim. Thank you.
Sakarya'da insanlar işte modern sanayi diyorlar. Yine burada Hakkı Usta ve Zeynep Usta ömrünü, hayatını İvekolara ve bir bölüm minibüslere vermiş iyi ustalarımız aracımızı kontrol ediyor. Arkadaşlar sanayiye gittiğimiz zaman gitmeden önce aracın motor kısmına işte insana girip bakıyor. Baktıkları için de ayaklar hani pis, kirli. Çok sıkıntı değil. Hani temizlenir, çıkar. Biz aracımız içine girdiler, baktılar. İşte biz de şey diyemedik orada hani durun, basmayın, yapmayın. Hatta ben parça almaya gittiğim zaman girenler falan olmuş. Hallar falan biraz pislendi. Orada da birazcık da iş çıkacak ama olsun. Seve seve yapıyoruz. Hiç sıkıntı değil. Yan dükkanda da çıkma parçalar satıyor arkadaşlar. Her şey var. Arkadaşlar yine anlatıyor olacağım ama bu aracımızın göstergesi çalışmıyordu. Onun değişimi için işte takografa geldik. Orada işlemler yapılırken ben de aracın altına bir girdim. Nasıl, nedir, ne vardır? Onu da size şöyle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Uzun bir zamandır video çekemiyorduk. Çünkü karavanımız biliyorsunuz arkadaşlar boya oluyordu. Bununla ilgili detayları, bilgileri aktaracağım size. Vallahi iki gündür sanayilerde uğraşıyoruz Yusuf'la beraber. Hem yeğenim hem adaşım. Onunla beraber sanayi koşturuyoruz. Buradan Ahmet abime, Şükrü abime, yeğenim Ahmet'e çok teşekkür ediyorum katkıları için. Yani bütün gün sanayideydik arkadaşlar. Sabah 8'de başladık. Yani boya işi bittikten sonra boyadan aldık arabayı. Sanayide işte eksikler vardı, onları tamamlamak için. Şimdi arkadaşlar ne yaptırdık? Boya yaptırdık aracımıza. Boyanın detaylarını size gösteriyor olacağım. Boya tam istediğim gibi olmadı. Çünkü anlaşamadığımız yerler oldu. Konu ne? Konu şu. İşte bazı akıntılar var, dalgalanmalar var ve ayrıca macun olacak yerler var. Aykut şöyle anlamış. Yani macun olmayacak, üstü boya gibi anlamış. Ya öyle yaptım dedi. Ama macunlanmamış, böyle yapılmaya çekilip boyanmış yerler var. Yani boyamız çok içime sinmedi açıkça söylemek gerekirse. Daha sonrasında mesela şu şeridi görüyorsunuz arkadaşlar. Diğer taraftaki şu şerit de şerit yamuk. Görüyorsunuz camlarda çizikler var. Boya sıçradıktan sonra camları zımparalamış. Büyük ihtimalle makineyle zımparalamış. Camlarda çizikler var. Daha sonrasında aracımızda işte detaylarıyla çekeceğim. Bir sürü sıkıntı var hissettiğimiz. Daha sonrasında kapıyı otomatik yapmak istedik. Kumandalı. Kumandalı yapılmamış. Düğmeli yapılmış. Bunun gibi birçok sıkıntı yaşadığım durum oldu. Masraflardan da bahsedeceğim. Boya 5000 lira aldık arkadaşlar. Boya 5000 lira. Kaporta işlemlerine 750 lira verdik ya. Toplam kaporta boya işleri 5750 lira tuttu. Sonra arka stopları toplam 8 tane biliyorsunuz stop var. Onlar 280 liraya aldık. Ön farları 4 tane var biliyorsunuz burada. 600 liraya mal oldu. Kapı sensörü 600 liraya mal oldu. Kumandasız. Fitiller normalde biz 25 liradan metresini anlaşmıştık. Hemen taktıracaktık. Aykut AliExpress'ten sipariş vermiş. Onunla da ilgili bilgim yok. Yani AliExpress'ten fitilleri bekliyoruz. Şu anda kapaklar fitilsiz. Amortisörler komple değişti. Toplamda 12 tane amortisör değişti. Toplam 840 lira arkadaşlar. Cam fitil boya. Şu fitiller boyanmış.
350-300 lira alınmış onlara. Yan bant kuşak dediğimiz şunlar karbon. Bunlar normal etiket gibi. Öyle düşünün. Onlar da 240 lira. Hem ön tamponda var, arka tamponda var. Ama kesimleri düzgün olmamış. Sanki bir makasla kesilmiş gibi. Onları da çok beğenemedim. Sonra silecek değişmiş ama biz sonra gittik elektrikçiye, çıkma silecek bulduk. Arkadaşlar Sakarya'da bir İvekocuva abimizi bulduk. Yani elinde bir sürü parça var. İvekoları parçalayıp satıyorlar. Yani sıfır silecek bulamadık. Çıkma silecek bulduk. Tanesini 100 liradan, pardon, ikisini 100 liraya aldık. Sileceklerimiz şu anda çalışıyor. Ama eski silecekler, ama şu anda verim alıyoruz yani. Eski sileceklerimiz çok kötüydü. Suyu falan, hortumlarını Aykut değiştirdi. Onlar da yaklaşık 100 lira. 8 tane stop ampulü 80 lira. 4 ön ampul 20 lira. 6 tane de kilitlemişim. Toplamda arkadaşlar bunlar da 5750'nin üzerine 3680 TL daha ödedik. Yaklaşık işte hesaplayıp yazarım ben size. 9000 küsür civarında bir tutar yapıyor. Sonra boya işinden çıktık. Muayene yaptırmak istedik. Sakarya'da olduğum için Sakarya'dan şimdi şunu da anlatayım arkadaşlar, çok kritik. Aracın sigortası. Aslında bu ayrı bir konu. Nedir mevzu? Şu. Ben aracı aldığımda sigorta yaptırtmadım araca. Çünkü dedim hani sigortacıma sordum. Daha sonrasında muayene yaptırırken yaptırır dediler ama benim 8 ay geçti. Yani 8 ay sigortasız yaklaşık araç. Ne kadar ceza çıktı biliyor musunuz? 2500 lira. 2500 lira ceza ödedim. Yaklaşık 3400 civarında da toplam 6000 lira sigorta ödedim. Sigortamız toplam 6000 liraya mal oldu ceza ile birlikte. İşte 2000 çıksak 4-3500 lira civarında bir, şu anda araç henüz karavan olmadığı için 3500 lira civarında bir trafik sigortası çıktı arkadaşlar. Trafik sigortasını yaptıramadığım için muayene alamamıştım. Trafik sigortasını yaptırdıktan sonra muayeneye girdim. Sakarya'da bir hafta boyunca muayene yok. Burada bir tane istasyon var. Burada muayeneye sokamıyoruz. Böyle bir sıkıntı yaşadık. Yani hemen bulabiliriz sandık ama istediğimiz gibi olmadı. Daha sonra dedik ki muayeneyi hazır yapalım. Sanayide abimlerin arkadaşları var işte. Onlara gittik hemen. Ne yaptık arkadaşlar? Ön silecekler 80 santimlik silecek aldık. 110 lira. Silecek kolun çıkma almıştık dediğim gibi. İki tanesini 100 liraya aldık. Bu elektrik sistemini yapan bizim akrabamız. Akrabamız olduğu için bizden çok uygun fiyat aldı. Bütün elektrik işte dörtler çalışmıyordu, sinyaller çalışmıyordu. Daha sonrasında farlar, uzun kısalar çalışmıyordu. Arka kapı çalışmıyordu. Otomatiği. Hepsini, silecekleri de onlar yaptı. Hepsini birlikte benden 100 lira aldı. Yani bedavaya yaptı. Kıyak yaptı bana. Sağ olsun İsmail abiye de buradan çok teşekkür ediyorum. Arka kapı demişim. Arkadaşlar kornam çalışmıyordu benim. Kornaya da baktık. Elektrikçim yine İsmail abinin yanında çalışan arkadaş. Bir baktı arkadaşlar bunda ayarlı varmış. Hem normal korna varmış hem havalı korna varmış. Yani müthiş çınlayan bir havalı kornamız var. Aslında kornamız çalışıyormuş. Kapatıp açma düğmesi varmış. Onu bulamadığımız için onu da gösterdi. Artık korna sorunumuz da yok. Arkadaşlar şu anda korna olayı şöyle oldu. Şu anda İstanbul'a dönüyorum. Şurada olan düğme en üstteyken korna çalışmıyor. Ortaya aldığımda bu korna, alta aldığımda havalı korna. Evet arkadaşlar, sonra motorcuya gittik. Motorcuya gittik arkadaşlar. Aracım dedik, önce nereye gittik pardon? Frenciye gittik. Dün çok dik bir bayırdan aşağı inerken frenler bayağı bir kokmaya başladı. Balatalar işte böyle yanlı gibi bir koku falan geldi. Daha sonrasında frenler tutmamaya başladı. Çünkü çok dik bir yokuştan aşağı indik. Serdivan'da olanlar bilir o yokuşu. 5 yolun oradaki yokuş. Oradan aşağı indik, işte sıkıntı yaşadık. Ertesi gün yine frenler yeri geldi ama herhalde o sıcaklıktan dolayı. Sonra dedik hemen frenciye gösterelim. Frenciye gösterdik. Arkadaşlar hidrolik biraz azalmış. Hidroliği doldurdu. Daha sonrasında frenlerin hepsine baktı. Arkadaşlar hepsi sıfır. Çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok dedi. 50 lira verdik çıktık. Daha sonrasında motorcuya gittik arkadaşlar. Yine videoda göstereceğim. Motorcu Arif abimiz var buradan. Çok selam söylüyorum ona. Bizi götürdü, tanıştırdı motorcularda. Onun da videosunu şimdi yayınlayacağım yanında. Adresini falan. Sakarya'da abi İvekoyla uğraşıyorlar. Elinde parçalar da var.
Her şeyi de yapıyorlar. Muhteşem iki tane yılların ustası. Daha sonrasında abi yattı alta, baktı araba dedi bayağı yatmış. Bu araba biliyorsunuz 2009 2000 model ama 2009'da trafiğe çıkmış. Yani 9 yıl yatmış bu araba. Daha sonrasında altlara girdi çıktı. Dedi ki altlarda hiçbir şey yok. Motoru da dedi çok sağlam, ne akıntı ne kaçırtı hiçbir şey yok dedi. Şanzımanımızda biliyorsunuz arkadaşlar 3. viteste böyle cart çut geçmiyordu. O da dedi ki bunu getireceksin bana, şu anda sıkıntı çıkartmaz. 2 tane debriyaj yapacaksın, biraz ara gazı vereceksin, o şekilde girer. Bunların kroniktir ama sekromeşler değişmesi gerekiyor. Şanzımanı komple sökmek gerekiyor. Ortalama dedi 1 gün sürer. Sen buraya arayacaksın, geleceksin, ortalama dedi 1 gün sürer. Yaklaşık 2000-3000 civarında da bir masraf olur dedi. Onu da öyle çözeceğiz ama şu anda acelemiz yok. Motoru da baktırdık, onda da sıkıntı yok. Daha sonrasında arkadaşlar makaslara baktırdık. Makasçı abimiz de dedi ki girdi makasın altına. 2 tane makasın ucunda biraz sıkıntılar varmış ama yani hiç sıkıntı yaratacak bir sıkıntı değil. Uzun süre kullanırsın dedi. Ama yine onu da yaklaşık 1 günlük bir işlemle düzeltip yapabiliriz dedi. Onu da yine Sakarya'ya bir gün geleceğiz. Onları da orada yaptıracağız. Bu arada çok güneş geldi. Gözüm o yüzden kapalı. Arkadaşlar son durum böyle. Arabanın da size çevresini göstereceğim. Masraflar da bu şekilde. Bayağı bir masraf. Takometreden bahsediyorduk. Evet arkadaşlar. Kilometre saatimiz çalışmıyordu. Bu arabada takometre vardı. Takometreyi çıkartıp ben sattım biliyorsunuz. Daha sonrasında takometreden sonra mı önce mi ne kilometre saati çalışmamaya başladım. Yani kilometre çalışıyor ama kilometre saati çalışmıyordu. Bir takografçıya gittik. Arkadaş bayağı bir kurcaladı. Kilometre saati bozuk. Motorcuya gittik 50 lira verdik. Ona gittik 100 lira verdik. Takometre kilometre saati kaç para dedi? 1000 lira. Dedim 1000 lira çok. Ben dedim ikinci el bulayım çıkma falan. Oradan dedim bir şey yaparız. O zaman dedi başka bir model var 750 lira. Uğraşamayacağım dedim tak. Arkadaşa söyledik. Bak yaklaşık 3 saattir uğraşıyor. Kilometre saatini değiştirdi. Kilometremiz şu anda sıfırlandı. Kilometre saatimiz çalışıyor. Dijital bir gösterge geldi. 750 liraya mal oldu. Onu da size çekip göstereceğim. Arkadaşlar kilometre saati bu şekilde dijital bir saat. Şu silikonlar biraz kötü oldu ama onları ben halledeceğim. Arkadaş sağ olsun uğraştı bayağı. İç tarafta bayağı bağlantı işleri oldu. Şimdi mesela sinyal veriyorum. Üstten veriyor. Bu sinyal şeylerini iptal etti. Mesela uzunlara bastığımda orada mor çıkıyor. Şu anda aracımız sıfır arkadaşlar. Sıfır kilometre görüyorsunuz. İşte sinyaller uzunlar falan da çalışıyor. Çok güzel bir kilometre saatimiz oldu. Daha sonrasında masraflarımız bu şekilde. Arabayı da arkadaşlar size çepeçevre videosuna atacağım. Bununla birlikte videomuzu tamamlamış olacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.